Sudalsım. O kadar kötü bir yaratık. Daha doğrusu sadece bu da değil. Neredeyse gelen bütün Street Fighter etkinliği yaratıkları neredeyse çöptü. Neredeyse diyorum. Çünkü son zamanlarda, daha doğrusu son güncellemede Sudalsım, Rüzgar Ryu, Rüzgar M. Bison rahatlıkla, hatta fazlasıyla kullanılabilir hale geldi. Özellikle Rüzgar Ryu için tekrardan bir video sonradan yapılabilir, yine kodun hesabından. Çok fazla ürün değişikliği vesaire farkı olmasın diye. Hoş, büyük ihtimalle çıkarmıştır o şeyden sonra da. O ürünleri, o videodan sonra, o faciadan sonra. En azından o tekrar denenebilirim. Ama bugün konumuz Sudalsım olacak. Neden? Çünkü bagel video yaptı ve ben de yapmak zorundayım. Gerçekten. Çünkü ben özentiyim. Kendine özgü fikirleri olmayan bir insanım. Özür dilerim. Umurumda değil. Birinci skill. Hedef sersemtir. Bu arada skill up'ımız yok ne yazık. Bir bagel olmadığımız için skill up'ımız yok. Birinci skill hedef sersemletiyor bir turuna. İkinci skill buff'lardan biri. İkinci skill hedefe iki kere saldırıyor ve %50 ihtimalle defansını kırıyor. İki kere saldırıyor. Yani ilkinde defansını kırıp ikinci de hayvan gibi hasar vurabilir. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. %50 olasılık ve hani skill up olmadığı için %20'lik bir azalmamız söz konusu, eksikliğimiz söz konusu. Yani %70 olabilirdi burası. Hoş, bu oyundaki yüzde mantığını hala, özellikle skillerdeki yüzde mantığını asla çözemedim ve çözemeyeceğim ama olsun. Ve ne yazık ki 4 tur bekleme süremiz var. Tekrar skill maksimum olmadığı için 3 turda bir kullanabilirdik. Fakat yapacak bir şey yok. Tek atma üzerine oynayacağız. Şimdi gelelim dalsımın, su dalsımın diğerlerine göre daha neden daha kullanılabilir olduğuna. Nedeni şu. Pasifi bir tur saldırı almadan tur alırsa, yani adamlar bana, düşman bana saldırmadan önce tur alırsam vuracağım hasar %100 artıyor. Yani hasarım iki katına çıkıyor net. Ve saldırdıktan sonra anında ek tur alıyorum. Bu bir kere denk geliyor üst üste. Yani üst üste tık 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 tur alma gibi durum söz konusu değil. Şimdi buradan ne yapacağız? Mantık şu. Yani gameplay şu olacak. İkinci skill'e başlayacağız. Hedefin defansını kıracağız. Ve ikinci, eğer şanslıysak daha doğrusu, birinci vuruşta defansı kırıp ikinci vuruşta hedef tekleyeceğiz. Ardından da tekrar tur alıp hem bunun bekleme süresi düşmüş olacak hem de bir tur hasar, ek hasar çıkarabileceğiz. Ve tabii ki hasar tekrardan artış sağlayacak. Şimdi bugün Wargrams'ın hesabındayız. Bunun için de ayrıca Ahmet'e teşekkür ediyorum. Ve birkaç tane lonca savaşımız var. Bir tanesini gözüme kestirdim. Defanslarımız ne yazık ki şey, bu arada saldırılar karşı taraflar hep şey, bir defans full, bir defans tekli üzerine. O yüzden bugünlük böyle idare edeceğiz. Şimdi ne istiyoruz? İstediğim şey gayet basit. Bir tane atak buff. Dalsımı aldım. Atak buff olarak Bastet koyabilirim. Frenzy koyabilirim. Fakat Bastet daha mantıklı. Biraz bir risk. Fakat denemekten zarar gelmez. Şurada hemen geçici bir tık seni koyalım. İşe yarar mı bilmiyorum. Çünkü defans kırmayı kendimiz yapacağız. Ama en azından yanında hayatta kalmasını sağlayacak bir şey var. Neyse bakalım be. Bir bakalım. Denemekten zarar gelmez. İlk turu alamadık ve aha. Sanırım işler istediğim gibi gitti. Her ne kadar hızım yavaş olsa da. Tık. En azından Bastet'in dedim hasar almasını şey yapalım. Şimdi Bastet Dalsım'a vuracak büyük ihtimalle. Aa hayır. Yani en azından o Bastet değil ama tamam. Şimdi bir saniye. Herhangi bir şekilde kimse buna vurmadı. Dalsım'a vurmadı ve ben direkt ikinci skill'i kullanıp hedefin defansını kırıp sonra da saldıracağım ve hasar almadığım için ek tur alacağım. O yüzden acaba Perna'yı öldürebilecek miyiz? İlk 10K vurdu, defansı kırdı. İkinciyle defansı kırdığı için 38K hasar vurdu. Üf. Üf.
Aynı zamanda Violent dizili. Onu göstermeyi unuttum bu arada ya. Niye bu kadar çok kasıyor bilmiyorum. Tamam. Şimdi de sanlamayı deneyelim. Yemedi. Olsun. Tamam. Bu arada şu an tekrardan ek tur almadığı için, kimse şu an saldırmadığı için stun. Hala kimse saldırmadı. Hadi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi gidiyor. Şimdi şu an her şey istediğim gibi gitti. Şimdi. Yine kimse vurmadı. Yine pasif devrede. Yine ek tur alacağım saldırdıktan sonra. Bu ne demek oluyor? Atağını iki kere güçlendiriyoruz üst üste. Hem atak buff'tan hem de pasiften. Bu tam anlamıyla mükemmel bir olay. Seni stunlayalım. Ay, ah be, tüh, bu sefer işe yaramayacak çünkü artık saldırı aldık. Bu beni üzdü. En azından bu tur işe yaramayacak. Vay arkadaş ya. Bir şey diyeyim mi ama çok güzel giydirdi. Yiğidi öldür hakkını yeme, çok güzel giydirdi. Sana şunu vereyim. Aa, güzel, tamam bak bu da olur. Hiç şaşmaz bu arada bu. Şimdi ek tur alamayacağız. Atak buff da yok görüldüğü gibi üzerimizde bu sefer. Olsun be. Olsun be. Tık. Ama çok kasıyorsun sen. Ya ne güzel. Niye ona vurdun durduk yere? Hayır, yakıştı mı güzel kardeşim ya? Yakıştı mı bu? Neyse. Ama çok iyi değil mi? Bence çok iyi. Yapınca daha bir keyifli oluyor. Bu kadar çok kasmaması gerçekten. Tamam bunu. Tık. Orada Katarina Kebez kadrosu da çok güzel oluyor be. Üf, 40K 40K 40K. Bunların karşı tarafın 3'üne de birer tane vursa. Üf, temiz. Çok temiz. Tank ama en azından amacımız burada hasar kontrolü yapmak bir yandan. Basit koyacaktım. Tamam, bunu deneyelim bakalım. Speed lead'imiz var, atak buff'umuz var, defans buff'imiz kendimizden gelme. Bakalım burada işler nasıl olacak. İlk tur, tamam. Amarna ekmek daha mantıklı olur ama crit rate olması açısından da ilk önce Kımını öldüreceğim. Ha, kalkan var. Peki. Onu tekrar canlandıracak. O yüzden ilk Amarna'ya gideyim bu sefer. Hadi deneyelim. Spinning Bado Kick. Ah be, defans kıramadık ama o defans kıramadı ama 16 16 32K hasar vurdu. Oha. Üstüne ekle Blocks diye bitirdi. Atak kendi atana atması gerçekten mükemmel bir olay. Tamam, artık def break'imiz de var. Bakalım kalkan. Ha yo, tamam, kalkanın içinden geçmesine gerek yok zaten. Abi. Tüh, bu beni üzdü. Atak buff almadık. Neyse ama güzel vuruyor. Gerçekten güzel vuruyor. Hop. Ektur. Gerek bile kalmadı Ektur'a. Güzel güzel. Gerçekten güzel. Niye ya, bu arada hoşuma gitti. Bak ilk çıktığında gerçekten çok tepetti. Tam olarak ne buff'ı aldı? Benim buna bakmam lazım galiba. Galiba pasifin verdiği hasar arttı ya da ikinci skin hasar arttı. Su dalgasına bir ek geldi abi. Biliyorum su dalgasına bir ek geldiğini. Hatta bir dakika bakalım. Medya not. Nerede dengeleme dengeleme dengeleme. Hadi 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 hadi. Oho, bu ne ya? Her şey çok bekletiyor arkadaş. Var bir sıkıntı, çözemedim. Rezilik etkinlik kısmında var mı? Duyuru. Güncelleme duyurusu. Teşekkürler Türkiye. Son bilgilendirme. Dalsın su. Doğru hatırlıyormuşum. Doğru hatırlıyormuşum. Kendi tur aldığında can yenilemesi vardı. Gereksiz. Ek tur muhabbeti geldi. Ek tur yoktu. Ek tur yoktu abi. Artık var. Mutluyuz, gururluyuz. Şimdi burada buraya girmek isterim ama Odin büyük
sıkıntı. Çünkü eğer Odin bir tık bile hızlıysa, bir tık bile hızlıysa çok büyük sorun teşkil eder bu bize. Ne yapabilirim? Aslında Kımı'nın speed'i de artık %19 sadece. Kımı'nın yerine buraya gidip de Aa! Orion koyabilirim, daha hızlı olur. Evet. Ay, Orion demişim. Susano. Evet abi, bir saniye. Susanos olması lazım devam edin. Evet, var. Tamam. Susano Bastet Dalsın. Bunu deneyelim. Her türlü daha hızlıyız şu an. Şu an her türlü daha hızlıyız. Deneyelim bakalım. Odin'i teklemeyi denesem mi bilmiyorum ama. Ve umarım bu arada Odin tur alırsa ilk önce bir şey diyeyim mi? İşe yaradı. Aha. Tamam. Odin tur alırsa umarım Susano'ya vurur. İşimi garantiye alıp ya yapacak bir şey yok. Sana gidelim. Kumuna saldıralım. Uh-oh. Ya. Ya Kımın niye vuruyor ona? Ya Kımın ona niye vuruyor? Neden? Hoş değil. Kesinlikle hoş değil. Ama saldırıya uğradım. Ha, Violent devreye girdi. Tamam, Violent proc. Şimdi pasif devreye girdi. İşte Violent proc bu yüzden. Bu yüzden Violent mükemmel oluyor. Defansını kır. Kıramadık. Şaşırdık mı? Hayır. Ama o bizi bir de seken. Peki. Atanı kır. Bastet. Ya. Nefret ediyorum bu oyundan. Bu oyundan nefret ediyorum. Tam anlamıyla nefret ediyorum. Terbiyesizlik bu ya. Lan tuttur tuttur bir şey tuttur. Tek bir şey tuttur. Vay arkadaş. Salataya gitsin. Odin tekler bu arada bizim. Yani solalar Odin. Eğer kritik yemezse. Atak barı artmış mı dolu? Evet. Neyse. Terbiyesizlik, düpedüz terbiyesizlik ve ahlaksızlık. Başka hiçbir şey kabul etmiyorum. Ayıp ya. Bu arada herkesin... It was at this moment that he knew. He fucked up. Bu neydi ya? Abi gerçekten bu neydi ya? Öf. Sinirlendim yanlışlıkla. Neyse. Rezillik, yemin ediyorum. Hadi bari böyle olsun. Neyse, herkesin de defansında bir fengen var yalnız. Hoş, ben koysam bende de fengen olacak düşünsek. Neyse. Hasar bakımından gayet tatlı bu arada, görüldüğü üzere. Ya yani statlar bu şekilde. Hız az, evet, yapacak bir şey yok. Ama işte normalde yanına immunity veren, bağışıklık veren yaratık kullanmak veya işte Jhin gibi bir şey kullanmak her zaman en etkilisi. Ben çok kullanmadım, niye bilmiyorum bu arada. Triana kullanmayı istiyordum yanına. Çok içime sinmedi. Boş ver. Atağımız güzel. Bak, 1800 atak ve 174 kritik hasarla 36 defansı kırık yaratığa 36k 36k 70k hasar vurduk. Çok mu? Değil. Çok daha fazla olabilir mi? Olabilir. Hele ki rünlerinin şiddetli olduğunu hesaba katarsak. Sen çok tatlısın. Neyse. Artifeklerden de burada ikinci skill'in hasar artışını ikinci skill'in hasarını artıracak bir artifek mükemmel olabilir bu arada. Çünkü buralarda işimize yarayacak aman aman bir alt özellik yok. Birinci yeteneğin etki sabiti falan var standlamak için mesela. Ama onlar bizi çok ilgilendirmiyor. Neyse. Bence gayet güzel bir abimiz kendileri. Değil mi? Evet, bence öyle. O zaman efendim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve de hoşça kalın.